Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Sims bölümünde birlikteyiz. Artık ekran kaydı alabildiğim için çekimlerimi bu şekilde yapıyorum. Oynamamı istediğiniz bir Sims hikayesi varsa yorumlara lütfen yazın. Sayımız arttığında belki canlı yayın yaparız. O zaman hadi kızımız ünlü yapalım. Şimdi siz de bir görün değil mi? Ekran kaydını açmamışım. Şimdi bakıyoruz. Niye bu kadar seçemedim ki? Zaten şey yapacağız. Tipini değiştireceğim ki. Hadi bu kızdan yapalım. Kızımız o kadar güzel olsun ki. Burun çok mu şey ya? Yok. Kızımız güzel olsun ama güzelliğiyle ön planda olmayacak tabii ki. Oyunculuğumuz çok iyi olacak. Bu kızın yüz hatlarını biraz değiştireceğim. Önce saçlarımıza bir zengin vibe vermemiz gerekiyor ki manifestleyelim. O yüzden bir saçlarımızı ünlü sarısı yapalım. Bence bu ünlü sarısıdır. Önce bir de kaşlarımızı biraz kalınlaştırırsak çok ince. Uzun saç yapıyoruz. Bakalım hangisi daha çok ünlüye benzeyecek. Böyle hem bakımlı olsun hem de güzel dursun istiyorum. Ay bir tane. Bu güzel de çok dağınık ya. Bu hele hiç değil. Böyle kuaförden çıkma bir saç olsun istiyorum şimdi. Aslında şu saça bayıldım ben arkadaşlar. Siz çok sevmezsiniz belki ama. Birkaç tane bir tık koyulacağım da. Bu sarı dışında başka bir sarı var mı ya? Sarı daha güzel. Saçı böyle olsun mu arkadaşlar? Hem bakımlı hem de değişik bir saç stili olsun. Kızımızın adını ne koyuyoruz? Kızımızı ben adını Stella koymak istiyorum. Wings'te Stella'ydım da. Neyse Stella'ya benzettim. Sırada da Wings olsun. Hadi ne olacak ki? Şimdi Stella'cığım. Tabii ki elbise giyeceksin günlük hayatta. Ünlü olmanın ilk kurallarından birisi bu. Şimdi kısa bir elbise seçelim sana. Bu çok sade olur ünlü birisine göre. Bakın bu çok güzel bir elbise. Bunun farklı renkleri de var. Ay çok güzel. Tüm renkleri çok güzel. Kızımıza en çok ne yakıştı ya sizce? Siyah çok beğendim ama çok siyah olmasın. Bu renk nasıl? Bu kalsın mı? Ya da şu. Mor. Çok mu mor? Hadi mavi olsun. Şimdi bu ünlü olduğu için ayağına tabii ki bunu giymeyeceğiz. Topuklu bir ayakkabı lazım. Bu çok mu boyunu kesti? Bence güzel ya. Böyle olsun. Kızımız şimdi bu bizim günlük kıyafetimiz olsun. Kız çok yorulacak ama yapabileceğim bir şey yok. Yine bir elbise seçeceğim. Ama bu sefer uzun bir elbise bakalım arkadaşlar. Bu tam bir Hint düğünü elbisesi. Ama çok güzelmiş. Değişik. Bakalım. Bu tam şey değil mi? Ünlülerin kırmızı halıda giydiği elbiselerden. Bu çok yaşına göre şey. Bu çok yine Hintli kıyafet. Bak. Resmi bir davete gittiğinde kesinlikle ve kesinlikle şu kolyesi nasıl çıkaracağım bilmiyorum ama. Kırmızı nasıl arkadaşlar? Şu ayakkabısını bir değiştirelim. Çok mu bu oda ayakkabısı ya? Bence dur siyah kalmasın. Ayakkabısı. Şu kolyeyi istemiyorum. Nasıl atacağımı bilmiyorum. Kolyeler bana yapışıyor. Koluna bunu da koysak çok... Yok yani çok da kapamaz arkadaşlar. Saat falan koymuyorum. Bir tane koluna. Şöyle
Beyaz bir şey koyuyorum. Eldivenleri çok güzel zaten. Tabii ki parmağına beyaz bir yüzük, şu şey çıkarıyorum. Eline bakamadık ya, yok iki tane yüzük olmaz. Bu güzel. Ojeleri beyaz olsun, göremiyoruz zaten. Şimdi şey yapalım. Beni netliyor mu? Ama partiye giderken mesela saçı böyle olmasın kızımızın. Daha böyle, dur bakayım. Çok sıradan. Toplu bir saç modeli seçeceğim. Hint düğününe gidiyoruz. Çok anne gibi oldu ya. Tamam, bu olsun saçı. Böyle olsun. Böyle çok güzel oldu. Tam bir gerçekten şey duruyor. Ünlü gibi. Şu boynundakini Allah rızası için değiştirebilir miyiz? Nasıl değiştireceğiz arkadaşlar? Böyle bir ince olabilir birazcık. Çok da şey yapamadım ama neyse, dursun. Bizim kızımız da farklı olsun. Şimdi spor kıyafetlerine gelelim. Bir ünlüye yakışır bir kıyafet bakacağız şimdi. Ünlüler nasıl giyiyor? Bu tarz. Böyle olsun. Evet, bu saç modeli ben çok sevdim. Altına da bir tayta bakalım. Gece yatarken tabii ki tavşan çorap giymesin. Böyle olsun, tamam. Her şeyimiz ünlü gibi olmalı. Şu ayakkabıyı çok seviyorum. Bence günlük giyebilir. Günlük de kıza eziyet ettik bu arada yani elbiseyle. Ay neyse, giysin be. Ya da dur, giymesin. Vicdansızlaşmayalım. Birazcık düz giysin. Partide bunu giysin. Kızı da yormayalım. Bakın şununla. Şöyle bir şey göstereceğim. Her oyunda yaptığım kombin. Ben niye farklı kombinlere gidemiyorum bilmiyorum ama. Çok sevdiğim zaman böyle oluyor işte. Şimdi eteğe tıklıyorum. Ama siz de göreceksiniz. İkisi de şekilli olduğu için. Bu da ünlü kıyafet olur bence. Günlük işte. Partide de bu elbiseyi giysin. Tamam, kızımız hazır. Şimdi bakalım Stella neler sevecek, tamam mı? Stella, biz gidiğinlerde popülariteye giriyoruz ve hemen şunu neyi seçtim göstermedim heyecandan. Dünya ünlü bir şey olmak istiyor zaten, celebrity, tamam. Bakalım bu oyunculuğu yapabilsin. Komedyen, yemek, fitness, balık, cross stitch de yapabilsin bence. Gardening. Çoğu şey yapabilsin bence. Hem zeki olsun hem oyuncu olsun. Kızımız başarılı olsun. Böyle kariyerinde başarılı oldukça mutlu olan bir tip olsun. Tam olarak bir işkolik olacak. This seems more skill faster even if they kolay algılasın çoğu şeyi. Tamam. Bir de kızımız. Kendine güveni olsun. Tamamdır bence arkadaşlar. Kaydediyorum. Stella'mız hazır. Bizi neler bekliyor? Evet, şimdi Hollywood'dayız. Los Angeles'tayız. Bence yaz olsun. Yaza gidelim mi? Ya da ilkbahar mı olsun? İlkbahar olsun. Hadi yaz olsun. Çok kararsız kaldım. Hiç kıştan başlamadım oyun hayatım boyunca. Şimdi bizim buldum kasabamızı. 20 bin liramız var ve bu parayla başlıyoruz. Mecbur eve gidecek zaten. Şu evi alacağız. 19 bin. Bize hiçbir şey kalmayacak bu arada. Ve taşınıyoruz. Şimdi evdeki bazı eşyaları satarız. O eşyalarla kendimize bir şeyler alırız. Gitar almamız gerekiyor. Evimize hoş geldiniz. Kocaman bir alkış. Evimiz
Şimdilik böyle bir yer. Evimiz böyle mahalle arasında. Şurada bir park gibi bir alan var. Çocuklar var işte. Böyle mahalle arasında 2-3 katlı evlerin olduğu bir yer. Arkada işte karavan maravan öyle bir şeyler var. Evimiz böyle. Büyütmeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Evin içine şöyle bakalım. Çok da şey bakmaya gerek yok. Çünkü küçücük bir ev. Yani yatak odamız var böyle. Komodinimiz var. Şöyle gezdireyim sizi. Masamız var. Bir tuvalet. Aynı. Yani evde hiçbir şey yok neredeyse. Evin dekorasyonunu da birlikte yaparız. Bu evi büyütürüz birlikte. Para kazandıkça da yeni bir eve çıkacağız. Lüks mahallelere, zenginlerin, ünlülerin olduğu yere çıkacağız. Özellikle ünlülerin arkadaşlar. Şimdi kapımızı kilitleyelim bir. Lock for everyone but us. Amber diyoruz. Tamam. Kızımız hemen telefonla oynamaya, bir şeyler izlemeye geçti. Şimdi buraya geliyoruz. Şunu kapatıyorum. Şimdi bunlara ihtiyacımız yok. Şunları bir satıyorum ki bize para gelsin. Şunu da satıyorum. Yukarıda ışığımız var zaten. Her odada ışık var. Şunu da satacağım. 1394 niye kapattıysam. Liramız var. Burada ne var? Sandalye kalmış. Şimdi kıza en çok lazım olacak şeylerden birisi. Yatağı şöyle çevireyim. Odada çok seçeneğimiz yok ama. Gitar. Arkadaşlar. Şu gitarı alacağım kızımıza. Gereksiz harcama yapmıyorum. Kızımıza gitar aldım. Bir de şu aynaya bakayım. Ayna çok pahalı mı? Şöyle çok güzel bir ayna vardı. 200'müş. Bunu satayım 112'ye. Şunu da satacağım. Tamam, para çıktı. Şu ayna çok güzel arkadaşlar. Kızımıza bu aynayı alacağım. Şimdilik bu kadar. Hiçbir şey almıyorum daha. Zaten 846 dolarımız kaldı. Dolar diyorum ben. Ya da TL yapalım. 846 liramız kaldı. Komşular gelmeden biz bir... O başladı zaten. Şimdi önce kendi şeylerimizi geliştirelim, tamam mı? İşte aktif oyunculuk denemesi yapalım. Aynada kendimize güzel şeyler söyleyelim. Birazcık gelişelim. Aa, şey alacaktım. Şaka yaptığımız mikrofon var ya. Bir dakika, nasıl anlattım? Şunda. Almam gerekiyor bir de. Bunlar lazımdı. Burada da pratik yapacak. Tamam. Her şeyimiz hazır. Şimdi bunu bir kaydedelim.